Herkese selamlar, ben Ozan Siyah. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Eğer bu aralar tablet almayı düşünüyorsanız, şöyle bir durun öncelikle. Bu videoyu izleyin, ondan sonra kararınızı verin. Çünkü bu videoda tanıtacağım tablet kararınızı ciddi anlamda etkileyebilir arkadaşlar. Şu anda Huawei'nin yepyeni tableti elimde. Huawei MatePad 11.5 Paper Mate Edition. Neden Paper Mate? Çünkü Gerçekten de kağıt hissiyatı var arkadaşlar. Şöyle de bir kalemim var. Kalemiyle birlikte satın alıyorsunuz zaten. Bunun özelliğine en başta onu söyleyeyim. İnanılmaz bir ekranı var. Benim daha önce hiç görmediğim tarzda bir ekran ki hayatım boyunca birçok tablet kullandım. Kameradan da görüyorsunuz zaten. Tamamen mat bir ekran ve tablet pazarında ilk defa mat ekran görüyoruz ve benim inanılmaz hoşuma gitti. Mat ekran kullandıktan sonra başka ekran kullanmayabilirim gerçekten. Ben çok sevdim. Eminim sizler de Bayılacaksınız. Eğer imkanınız varsa zaten bir mağazaya gidip görmenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak ekran özelliklerine bir bakalım. 11.5 inç, 2200x1440 piksel, 3.2 full view ekran ve 120 hertzlik yenileme hızı bulunuyor. 3.2 oranda ekran olması benim çok hoşuma gidiyor. Ben 16'ya 9 ekranları açıkçası çok fazla sevmiyorum. Bu tarz ekranlar yani kareye biraz daha yakın ekranlar benim için daha kullanışlı oluyor. Daha geniş bir kullanım alanı oluyor. 120 hertz yenileme Hızı olması da ekstra güzel bir özellik tabii ki. Ekran gövde oranına baktığımızda %86'lık bir oran görüyoruz ki bu da ciddi anlamda geniş bir oran. Evet sıfır çerçeve değil ama öyle bir beklentimiz de yok zaten. Ha şunu da samimiyetimle söylemem gerekiyor. Sıfır çerçeve bence çok da estetik bir şey değil çünkü bir yerlerinden tutmamız gerekiyor arkadaşlar bu aletleri ve parmağımız illaki ekranın önüne geliyor ve sıfır çerçevelerde parmağın önüne geldiği zaman bir şekilde ekrana dokunuyorsun. Bu benim hoşuma gitmiyor. Yani kim ne derse desin bu benim tercihim. Sıfır çerçeve ürün tanıtımlarında da aynı şeyi diyorum bu arada. Sevmediğimi söylüyorum. Yani buna özel bir torpil geçmiş değilim burada. Şimdi diğer ürün özelliklerine ve teknik özelliklere hızlıca bir göz atalım isterseniz. 6.85 mm kalınlığında 499 gram ağırlığında 7700 mAh pil kapasitesi var. Bu çok ciddi bir pil kapasitesi. Uzun süreli kullanımlarda sizi oldukça tatmin edecek. Ben çok uzun süre kullandım. Gerçekten pili bitmiyor diyebilirim arkadaşlar. Snapdragon 7 Gen 1 işlemci har Harmony OS 3.1 işletim sistemi bulunuyor. Ayrıca PC App Engine ile bilgisayar benzeri bir kullanım deneyimi sunuyor sizlere. Bir önceki tablet videomu izlediyseniz akıllı manyetik klavyeyi göstermiştim sizlere. Bu ürün içinde geçerli akıllı manyetik klavye uyumlu bu da. Yani klavyeyi takıp bir laptop gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bende klavye yok ama klavye almak isterseniz de Huawei'nin biliyorsunuz kampanyaları müthiş. Daha önceki videolarda da bunu defalarca söyledim ve gösterdim. Aşağıya açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oraya baktığınızda çok şaşırtınız. Hem kalemde hem klavyede hem de Huawei'nin diğer ürünlerinde. Eğer bu tableti alırsanız müthiş indirimler var. Hatta bazıları neredeyse bedavaya geliyor diyebilirim. Şimdi gelelim kamerasına. Bu kısma çok uzun uzun değmeyeceğim. Çünkü tabletlerde öyle müthiş bir kamera deneyimi beklemiyoruz açıkçası. En Be azından benim öyle bir beklentim yok. Yani profesyonel bir çekim yapacaksam <laughs> telefonla çekiyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte hem fotoğrafı hem de videoyu. Tableti daha çok iş yapmak için kullanıyorum. Eğer toplantı yapıyorsunuz sanız işte Zoom üzerinden, TeamViewer, ne bileyim Google Meet üzerinden orada sizi tabii ki de tatmin edecektir. Yine bir önceki Huawei tablet videomdaki özellikle üstüne basa basa vurguladığım Huawei Notes uygulaması bunda da mevcut arkadaşlar ve Huawei Notes uygulaması üzerinden kalem kullanmak gerçekten çok keyifli. Kalemin basınç algısı sizlere gerçek bir kalem kullanıyor hissiyatı veriyor. Özellikle kalem kullanmayı seviyorsanız bir tablette hem mat yüzeyi hem kalemin basınç algısı hem de gecikmesiz tepki sayesinde sizi oldukça memnun edecek. Şimdiye kadar kullandığım en iyi kalemli tabletlerden bir tanesi diyebilirim. Tabletin adı Papermat yani mat kağıt. Yani gerçekten siz mat bir kağıda çizim yapıyormuşsunuzcasına ya da yazı yazıyormuşcasına hissiyat veriyor. Bunu sadece fiziksel hissiyat değil aynı zamanda işitsel hissiyatla da bunu tamamlıyor. Ne yapıyor da? Siz kalemle yazarken gerçekten bir kağıda yazı yazıyormuşsunuz gibi ses çıkarıyor bu inanılmaz keyifli bir şey. Ayrıca bu tabii ki bir kağıt hissiyatı olduğundan okuma hissiyatı da çok önemli. Yani bunu sadece çizim yapmak ya da yazı yazmak için değil, bir kitap okuma aracı olarak da alabilirsiniz ya da ne bileyim internetteki haberleri, siteleri gözünüzü yormayacak şekilde okumanızı sağlayan bir modu bulunuyor. Sağ üstten aşağıya doğru kaydırdığımızda e-kitap modu var burada ve buna tıkladığınız zaman ekranın ışığı parlaklığı değişiyor ve gözünüzü kesinlikle yormuyor arkadaşlar. Bu kitap okuma tabletleri var ya Kindle deniyordu onlara sanırım. Evet. Kindle'lar gibi bir moda bürünüyor ve çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Dışarıdasınız diyelim mesela. Şimdi ben Adana'dayım ve sürekli 11 ay güneş alan bir şehirde yaşıyorum. E dışarıda da gidiyorsun bir parkta bahçede oturuyorsun veya ne bileyim yazın tatile gittin sahil kenarında kitap okumak istiyorsun tabletinden. Şimdi normal bir tabletle bunu yapabilmen çok zor çünkü ekrana direkt olarak güneş ışığı parlayacaktır ve sürekli böyle ekrana eğip bükmen gerekecek, sağa sola çevirmen gerekecek. Bunda arkadaşlar kesinlikle hiçbir parlama yok. Bu mat ekran olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi de ışığı yansıtmaması. O da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Huawei'nin ekosistemini bütün videolarımda bahsediyorum ne kadar başarılı bir ekosistemi olduğundan. Bir Huawei laptopunuz varsa ikinci bir bir ekran olarak geniş bir ekran olarak kullanabilirsiniz ya da Huawei bir telefonunuz varsa İki ekranı birlikte kullanabilirsiniz. Telefonunuzun ekranını tablete yansıtabilirsiniz ve bu şekilde tabletten telefonunuzu kullanabilirsiniz. Yani bütün Huawei ürünlerinizi son derece hızlı bir şekilde birbirine bağlayarak son derece senkron kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei'nin benim yine en sevdiğim yönlerinden bir tanesi bu ekosistemi. Arkadaşınızla, sevgilinizle, ne bileyim ya da annenizle, babanızla, kardeşinizle aynı tabletten film izlemek ya da müzik dinlemek istiyorsanız Huawei'nin müthiş bir özelliği daha var. Yine Başka ürünlerinde de vardı Huawei'nin. Bu tabletinde de mevcut. Eğer bir Huawei kulaklığınız varsa, mesela bende FreeBuds Pro 2 var şu anda. Aynı anda arkadaşlar iki kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. Böylece tek bir tabletten mesela iki kişi film izleyebiliyorsunuz. Bu da çok keyifli bir özellik. Bu arada film izlemek, müzik dinlemek derken uygulamardan da bahsetmesek olmaz. Huawei konusunda en böyle kafa karıştırıcı kısımlardan bir tanesi. Bana da çok soruluyor bu. İşte abi şu uygulama var mı? Bu uygulama var mı? diyorlar Huawei'de. Huawei'de arkadaşlar bütün uygulamalar var. Yani bir Android'de olan her şeyi Huawei'de de bulabiliyorsunuz. Bunu da Gbox üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani Huawei'nin kendi app galerisi var zaten. Orada binlerce uygulama var. Orada olmayan da Gbox üzerinden Gbox'ı kurarak indirip rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Öncelikle app giriyoruz ve buradan Gbox olarak bir arama yaptırıyoruz. Daha sonra Gbox'ı indiriyoruz ve kuruyoruz. Kurulum sonrasında pil optimizasyonunu ve diğer izinleri vermemiz gerekiyor. Daha sonra Google hesabımızla giriş yapıyoruz Gbox'a ve en önemli konu arkadaşlar. Gbox'ı telefonumuzdan ya da tabletimizden hiçbir şekilde kaldırmamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Gbox'ı kurdunuz mu her zaman kalacak. Daha sonra işte Google'ın bütün ürünlerini indirip kullanabiliyorsunuz. YouTube, Google Maps, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Meet ve birçoğu. İşte onun dışında Netflix'i, sosyal medya uygulamalarının hepsi en önemlisi banka uygulamaları. Güncel banka uygulamaları ve Türkiye Türkiye'de kullanılan bütün popüler alışveriş uygulamalarının hepsini Huawei App Gallery ya da Gbox üzerinden indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de klon diye bir özellik getirdiler Gbox'a. Bu özellik sayesinde bildirimler de anlık olarak geliyor. Yani herhangi bir bildirim sorunu yaşamıyorsunuz. YouTube kurulu diyelim Gbox'ınızda. YouTube'da mesela abone olduğunuz biri var. Ben varım mesela. Bu arada abone olmayı unutmayın. Benim bildirim zilini açtığınızda ve ben video yüklediğimiz yüklediğim zaman sizin bildiriminiz anında tabletinize düşüyor. Ayrıca bu tableti birden fazla amaç için kullanabilirsiniz. Ne demek bu? Yani ekranı ikiye bölerek mesela bir tarafta YouTube videosu açıkken diğer tarafta not defterini açarak not defterinde YouTube videosunda izlediğiniz notları alabilirsiniz. Veya işte bir tarafta müzik açıkken diğer tarafta bir oyun açabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işlemi yapabiliyorsunuz. Bunları multi window ve app multiplayer özellikleriyle yapıyorsunuz. Huawei'nin yine kendi içerisindeki en önemli ve benim de en severek kullandığım özelliklerinin başında geliyor bunlar. Ve son olarak geldik fiyat konusuna ve diğer konulara. Şimdi fiyatı hadi vereyim. Normalde vermiyorum ama bu fiyat, tabletin fiyatı çok uygun olduğu için söyleyeyim. Tabii ki değişebilir. Onu söylüyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle 11.999 lira. Tabii ki benim videoyu çektiğim bu tarihte. Ayrıca bir de size özel bir 700 liralık indirim kuponu açıklama kısmında. Linkin hemen altında sizleri bekliyor arkadaşlar. Kodu girdiğiniz zaman 700 lira da indirim kazanıyorsunuz. Zaten zaten Huawei'nin bir sürü indirimi ve hediyesi ayrıca sizlere oluyor. Evet genel olarak benim bahsedeceklerim bunlar. Huawei MatePad 11.5 Paper Matte Edition'ı ben çok sevdim. Ekranını özellikle çok sevdim. Çünkü şimdiye kadar hiç böyle bir ekran görmemiş ve kullanmamıştım. Hele ki bu ekranı kalemle kullanmak ve böyle özel bir kalemle kullanmak da Huawei Pencil basınçlı basınç algılayan bir kalemle kullanmak da ayrıca keyifliydi. Bundan sonra vazgeçilmez tabletlerinden bir tanesi olacak benim. Bu konu hakkında sorularınız varsa yorum kısmına alabilirim. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Onun dışında zaten aşağıya bıraktığım linkten de bütün diğer teknik özelliklere bakabilirsiniz. Kanalımda Huawei ile alakalı başka videolar da var. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Belki alacağınız ürün bu değil. Başka bir Huawei üründür. O yüzden göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Müzik Müzik